İsmim Enes Kurtuluş, Kaftın Creative Direktörüyüm. Ürün dünyasından ve görsel konseptinden sorumluyum. Yaklaşık olarak Kaftın kuruluşundan beri buradayım. Kaft, giyilebilir formlarda hikayelerini anlatan tasarım ürünleri markasıdır. Hikayelerini illüstratif biçimde anlatır, kanvas olarak da tişörtünü kullanır. Ekip içerisinde çok fazla yetenekli insanla beraber çalışıyoruz. Bunlar moda tasarımcıları, grafik tasarımcılar, illüstratörler, 3D artistler. Aslında Kaft'ın içerisindeki tasarım bölümü ikiye ayrılıyor. Bunlardan biri ürün tasarım bölümü, diğeri de grafik stüdyo bölümü. Ürün tasarım bölümünde aslında Kaft'ın geleceğine dair ne ihtiyaç varsa, isteğimize dair ilham aldığımız şeyleri bir araya getirerek yeni yeni ürün tasarımları yapıyoruz ve illüstrasyonları yapıyoruz. Grafik stüdyo bölümünde ise ürün tasarım bölümünde yaptığımız bütün tasarımları en iyi şekilde göstermeye çalışıyoruz. İllüstrasyonlarımızın 3D filmlerini yapmak çok hoşumuza gidiyor. Bu sayede aslında illüstrasyonun, o eserin müziklerini, hikayelerini, metinlerini ve ne anlattığını daha iyi kavrayıp daha iyi anlatabiliyoruz. Haliyle de Nvidia ekran kartları hayatımızın bir parçası haline geliyor. İllüstrasyonlarımızı oluştururken çeşitli programlar kullanıyoruz. Hatta çeşitli farklı yönlerden de başlıyoruz. Bazen bir sketch'ten gelebiliyor, bazen bir fotoğraftan gelebiliyor, bazense görsellerden etkilenerek düşüncelerimizi şekillendiriyoruz. Bir illüstrasyon oluştururken aslında örneğin bir sketch varsa bu sketch'i daha olgun hale getirmek için Photoshop'u kullanıyoruz. Photoshop'ta uygun bir hale getiriyoruz. Ardından bunun modellemesini yapmak, ışığını çözmek, perspektifini çözmek, dokularını halletmek konusunda bize oldukça yarar sağlıyor. Burada da DLSS teknolojileri işimizi çok fazla hızlandırıyor. Sadece bu da yetmiyor. Bir illüstrasyon, bizim kullandığımız illüstrasyonlar fiziksel bir ürün üzerinde görünmekte. Dolayısıyla belki tekrar Photoshop'a geri alıp numune süreçlerimize doğru ilerliyoruz. Bu süreçte Photoshop programını oldukça fazla kullanıyoruz. Blender programını kullanıyoruz. Aslında 2D ve 3D arasında geçişi bu iki program arasında yapıyoruz. Nvidia RTX özellikle 4000 serisi ekran kartlarıyla beraber Blender, Photoshop, Semaphore gibi programlarda çok hızlı preview'lar ve render sonuçları görmeye başladık. Bunun neticesinde doğru sonuca daha hızlı ulaştığımızı düşünüyoruz ve daha derinlikli bir iş yaptığımızı hissediyoruz. Çünkü illüstrasyonların 3D arka planlarını anlatırken, bu 3D filmlerini yaparken çok fazla alternatif görmemiz o dünyayı daha iyi anlatmamıza sebep oluyor. Nvidia Kaft serisini hazırlamadan önce aslında aklımızda zaten bir sürü fikir vardı bu konuyla ilgili. Çünkü hayatımızın birçok alanında bu ekran kartlarıyla beraber çalışıyoruz. Dolayısıyla çok fazla fikrimiz oluşuyordu. Nvidia ile konuştuktan sonra bu seriyi 3 ana başlıkta değerlendirebileceğimizi fark ettik. Bunlardan bir tanesi bireysel üretim, hayatımızdaki en çok olan kısım hatta. Bir diğeri yapay zeka, üçüncüsü ise oyunlar. Bireysel üretimden kastımız şu aslında. Artık günümüze geldiğimiz noktada çok büyük makineler, çok güçlü bilgisayarlara ihtiyacımız yok. Üretmek isteyen biri hayal gücünü ortaya koyarak çok basit donanımlarla aslında hayal gücünde oluşturduğu şeyleri ortaya çıkartabilir. Bireysel üretim de tam olarak bunu konu alıyor. Bir 3D artistin bütün gün gördüğü viewport'u aslında tişörtün üzerine eklersek nasıl bir görüntü alacağımızı düşündük. Orada bir karakter var ve karakter kendi dünyasını renderliyor. Henüz render'ı bitmemiş kayalar, yeni renderlanmış bir kabin ve karakter orada bu işlemi yapmaya devam ediyor. Bu görüntüyü görmek bizi çok heyecanlandırmıştı çünkü diğer 3D artist arkadaşlarımıza gösterdiğimizde de içlerinde kendilerinden bir şeyler buldular. Yapay zeka üzerine oluşturduğumuz tasarımın ismi Imagine. Hayal gücümüzde resmettiğimiz hikayeleri, düşünceleri elimizde kağıda aktarıyoruz. Ancak gelişen teknolojiyle beraber yapay zeka durumunu da düşününce ironik bir tarafa gitmeye karar verdik ve aklımızda kalan el ikonunu kullanmaya karar verdik. Aslında bir eli zaman portalından çıkartıp arkasına da promptları ekleyerek bu tasarımı oluşturduk. Oyun ile ilgili tasarımımızın ismi Checkpoint. Checkpoint tasarımında kendi serilerimizde çok fazla yolculuklardan ilham alıyoruz. Bu seride de aslında oyuncuların çok fazla aşina olduğu bir oyun dünyası resmedip orada Kaft karakterini Nvidia GeForce Founders Edition kartını bindirip uzayda bir yolculuğa çıkartmak istedik ve bizim için neler toplayacağını merak ettik. Kaft içerisinde çok fazla yetenekli insanla çalışıyoruz.
aslında nelerden etkilendiğimiz konusu bütün bu insanların gündelik yaşamlarından ve kendi sohbetlerimizden geliyor. Her biri derdi olan insanlar ve bir şey üretmek isteyen, hayal gücünü kullanmak isteyen insanlar. Beraber bir araya geldiğimizde kendi ikincil yaptıkları, birçoğunun da ikincil yaptığı şeyler var. Örneğin grafik departmanda çalışan biri aynı zamanda müzik yapıyor, işte marketingle uğraşan biri aynı zamanda fotoğraf sanatçısı gibi gibi aslında burada yaptığımız işlerin haricinde başka işlerle de uğraşıyoruz, başka yaratım süreçleriyle de uğraşıyoruz. Tüm bunlardan ve gündelik yaşantıdan aldığımız ilhamla beraber yaptığımız sohbetler bir mix haline geliyor ve kendi kaf dilimizi oluşturuyoruz aslında. İlhamın nereden geleceği çok da belli olmuyor açıkçası. Bir düşünceyle, bir hikayeyle, bir görselle hayatın her yerinde karşılaşabiliyoruz. Gittiğimiz tatilde, gittiğimiz yolculukta, yaptığımız bir kampta bir fikri belirebiliyor ve kendi istasyonumuza geri döndüğümüzde fikri unutmuş oluyoruz. Heyecanı kaçmış oluyor. O an işleyebiliyor olmak bizim için daha eğlenceli bir hale getiriyor işimizi. Bu yüzden de Nvidia Studio Notebook'ları kullanıyoruz. Çok uzun süredir hayatımızda olan Nvidia ile yaptığımız 3 tasarımla beraber bir işbirliği gerçekleştirdik. Sokakta görmekten de çok mutlu oluyoruz.